Nesnelerin İnterneti. Günümüzde veri iletişimi kullanımı, internet ve mobil iletişim ağlarının hızı ve kapasitesinin artması sonucu yaygınlaştı. Aynı dönemde iletişim çipleriyle birlikte sensör teknolojilerinin de gelişmesi ve günlük hayatta etrafımızda neredeyse gördüğümüz her aygıt üzerinde bulunmaya başlamasıyla birlikte nesnelerin interneti kavramı doğmuştur. İngilizce teknoloji dilinde bu kavram için Internet of Things terimi kullanılmaktadır. Bazı araştırmacılar bu terimin yerine her şeyin interneti anlamına gelen Internet of Everything terimini de kullanmaktadırlar. Bu kavram açıklanırken sıkça kullanacağımız çip ve sensörlerin ne olduklarını da kısaca hatırlamakta yarar var. Türkçe'de çip kelimesiyle mikroçip, yonga ve entegre devre kelimeleri de eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Kelimenin kaynağı İngilizce IC, Integrated Circuit ve mikroçip kelimeleridir. IC integrated circuit veya Türkçesi tümleşik birleşik entegre devre yarı iletken malzemeler üzerine yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş genellikle birden çok işlevi gerçekleştiren üstü kapalı elektronik devrelerdir. Üretilen söz konusu IC'nin dışarıdan bakıldığında neredeyse bir pirinç tanesi boyutunda olmasına rağmen İçerisindeki elektronik parçaların metrenin milyonda biri büyüklükte mikro seviyede olmasından dolayı mikroçip olarak anılmaktadır. Eskiden mikro seviye olan söz konusu devreler, bugün itibariyle nano, metrenin milyarda biri seviyelere inmesine rağmen toplu olarak hepsine birlikte halen çip veya mikroçip denmeye devam edilmiştir. Günümüzde elektronik cihazların neredeyse tamamı mikroçip içerir. Kredi kartı ve telefonların sim kartlarında da kişisel bilgileri içeren çipler kullanılıyor. Bu bakımdan çip üretemeyen ülkeler elektronik alanında dışa bağımlıdırlar. Hepimizin yaşamında onlarca pahalı elektronik cihaz var. Eğer çip teknolojiniz yoksa bu ülke ekonomisine ağır bir yük getirir. Sensörlere Türkçe'de verilen ad algılayıcıdır. Sensör ya da algılayıcı, otomatik kontrol sistemlerinin duyu organlarına verilen adıdır. İnsanların çevrelerinde olup bitenleri duyu organlarıyla algılamasına benzer biçimde, makinelerde sıcaklık, basınç, hız ve benzeri değerleri sensörler vasıtasıyla algılarlar. Sensör algılayıcı, sıcaklık, ışık, nem, ses, basınç, kuvvet, elektrik, uzaklık, ivme ve pH gibi fiziksel ya da kimyasal büyüklükleri elektrik sinyallerine çeviren düzeneklerin genel adıdır. Nesnelerin interneti nedir? Nesnelerin interneti kavramı tanımlanırken sıklıkla aşağıdaki tanımların benzerleri kullanılmaktadır. Nesnelerin interneti, herhangi bir nesnenin yani bir cihazın üzerine takılan çipler ve sensörler sayesinde göreceli olarak akıllı hale getirilip kullanılmasıyla makineden, objeden ya da insandan elde edilen verilerin bir iletişim ağı aracılığıyla başka sistemlere aktarılmasıdır. Endüstri 4.0 içinde yer almasındaki sebebi ise, Özellikle akıllı okuyucuların pek çok cihaza ve makineye gömülerek kablosuz iletişim ağı üzerinden ve ek bir insan müdahalesine gerek kalmadan üretilen verinin ilgili sisteme direkt olarak aktarılabilir olmasıdır. Diğer bir anlatımla nesnelerin interneti fiziksel dünyadaki nesnelerin bunların içinde gömülü halde veya yanında bulunan sensörlerin kablosuz ve veya kablolu iletişim ağları aracılığıyla İnternete bağlanarak fiziksel dünyadaki verilerin sanal dünyaya aktarılmasına imkan veren bir sistemi ifade eder. Bu tanıma baktığımızda iletişimin iki nesne ya da makine arasında olması anlatılmaktadır. Makineler içine gömülen çipler ve sensörler üretilen verileri diğer nesne ve makinelere ya mevcut internet üzerinden ya da özel olarak geliştirilmiş kablolu ya da kablosuz ağlar üzerinden iletirler. Bu iletiler çok farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Makine ve nesnelerin bu verileri kullanarak öğrenme ve karar verme süreçlerini yapay zeka bölümünde anlatacağız. Ancak makineler arasındaki tüm iletişimi nesnelerin interneti kavramıyla açıklayamayız. Makineler arası iletişim sadece makinelerin birbirleriyle genelde kapalı bir sistemde bağlanmasına odaklanırken Nesnelerin interneti ise insanlarla makineleri daha ortak ve açık bir hizmetle buluşturmaya yarıyor. Nesnelerin interneti kullanım amaçlarına göre iki farklı başlıkta tanımlanabilir. Tüketici için nesnelerin interneti ve endüstriyel nesnelerin interneti. Her iki kullanım amacının ortak noktası, nesnelerin ya da makinelerin ilettiği verilerden elde edilen faydadır. Bu fayda bir hizmetin iyileştirilmesi ya da üretim artışı ve maliyet azalışı olarak tanımlanabilir. Tüketici için nesnelerin interneti. Genel olarak hizmetlerin iyileştirilmesi için kullanılır. Bunun en güzel örnekleri akıllı telefon, tablet, taşınabilir bilgisayar, kontrol paneli gibi cihazlardır. Bu cihazlar vasıtasıyla sağlanan iletişim ve veri transferi sayesinde insanların yaşam standartları iyileşmektedir. Tüketici için nesnelerin interneti, günlük hayatta giyilebilir eşyalarda dahi kullanılmaktadır. Akıllı gözlükler, baretler, tulumlar gibi eşyalara yerleştirilen sensörler vasıtasıyla elde edilen veriler yine insanların yaşam standartlarını iyileştirme amacıyla kullanılmaktadır. Sadece akıllı telefonlarımızı kullanırken bile geri planda çalışan uygulamalar vasıtasıyla pek çok veriyi fark etmeden üretmekteyiz. Konum, titreşim, hareket, hız, sıcaklık, basınç, nem gibi bilgilerden yola çıkarak trafik yoğunluğundan tutun da navigasyon önerilerine, hava durumu bilgilerinden yemek çeşidi tavsiyelerine kadar pek çok şey bu yolla üretilmektedir. Tüketici için nesnelerin interneti fonksiyonunun kullanıldığı bir başka uygulama ise akıllı evler projeleridir. Bu evlerde kullanılan nesne ve aletlerin büyük bir kısmında sensörler ve çipler vardır. Akıllı telefonunuzdaki uygulamalar sayesinde evinize gelmeden önce kalorifer sistemini devreye sokup evi belli bir dereceye getirebilir, çamaşır makinenizi çalıştırıp çamaşırlarınızı yıkayabilir, mikrodalga fırınınızı çalıştırıp yemeğinizi eve gelmeden ısıtabilir. Benzer pek çok işi uzaktan kumanda ederek yapabilirsiniz. Bu size nesnelerin internetinin sunduğu bir imkandır. Günlük olarak kullandığımız ve içinde en çok çip ve sensör bulunan nesneler ve makinelerin başında otomobiller gelmektedir. Neredeyse her parçası üzerinde bir çip ya da sensör mevcuttur. Pek çoğu üretim ve bakım amaçlı olmasına rağmen bazıları kişilerin yaşamını kolaylaştırmak için de kullanılmaktadır. Sigorta şirketleri araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma alışkanlıkları, kırmızı ışıkta durmak, hız limitlerini ihlal etmemek gibi verilerini değerlendirerek sürücülere taşıdıkları risk oranlarına göre tekliflerde bulunmaktalar. Sürücüler yaşlarına, cinsiyetlerine ve geçmiş kayıtlarına göre yıllık bir oran ödemek yerine, gerçekte nereye ve ne zaman gittiklerine göre fiyatlandırılan araç sigortası satın alabilirler. Bu sigorta fiyatlandırma yaklaşımı iyi davranış için teşvikler yaratır. Endüstriyel nesnelerin interneti Endüstriyel nesnelerin interneti olarak tanımlanan sistem, İsminden de anlaşılacağı üzere üretime ait bir kavramdır. Temel amacı, makinelerin üretim sürecinde biriktirdiği verileri diğer makinelerle paylaşarak üretimi planlamak, hızlandırmak, maliyeti düşürmek ve işletme sahiplerinin karlarını maksimize etmektir. Bu süreçleri yürütürken de insan faktörünü dışlayarak hata oranını minimize etmektir. Otomobillerin parçalarına konulan çipler ve sensörlerden bahsetmiştik. Bunların ürettiği veriler sayesinde üretici firmalar her bir parçanın yıpranma süresini, ömrünü hesaplayarak hem bu parçaların üretimini iyileştirmekte hem de bakım sürelerini hesaplayarak sürücülerin bakıma gelmeleri gereken tarihleri saptamaktalar. Bir başka örnekse UPS firmasının coğrafi konum GPS bilgisini kullanarak elde ettiği başarıdır. Araçlarına gömdükleri sensörler, kablosuz modüller ve GPS cihazlarından gelen verileri analiz ederek motor arızalarını tahmin edebiliyor ve arıza yaşanmadan önlemlerini alıyorlar. Dahası şirket kamyonları GPS vasıtasıyla takip edip araçlarını izliyor ve yol güzergahlarını trafik yoğunluğunu da dikkate alarak rotalarını optimize ediyorlar. UPS'in süreç yönetimi direktörü Jack Lewis'in belirttiğine göre Şirket 2011'de şoförlerinin rotalarını 48 milyon kilometre kısaltarak 12 milyon litre yakıt ve 30 bin metrik ton karbondioksit emisyonu tasarruf etti. İnsansız araç kullanımı ise nesnelerin internetinin kullanılmasının bir başka güzel örneğidir. İnsansız otomobilleri sadece son kullanıcı olarak bizler kullanmayacağız. Bu araçlar lojistik süreçlerini etkileyecek ve akıllı fabrikalardan çıkan ürünlerin taşınmasında kullanılacak. İnsansız otomobillerin hayatımıza katacağı en önemli etki kaza oranlarını düşürecek olmasıdır. Test aşamasında milyonlarca kilometre yol yapan Google ve Waymo insansız araçları bu süreç içerisinde ciddi bir kaza yaşamamışlardır. 2015 yılı Temmuz ayında yapılan bir deneme sırasında Google'ın insansız aracının içinde yer alan 3 çalışan hafif yaralar almış ve kazayı kırmızı ışıkta duramayan bir insan kontrolündeki araç arkadan çarparak meydana getirmiştir. Bir başka kaza ise 14 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşmiştir. Google'ın insansız aracı otomatik kullanımdayken, yolda duran ve yolu kapatan kum torbalarından kaçmak istemiş, ancak manevrası sırasında bir otobüsle çarpışmıştır. İnternet iletişiminin gelişmesi ve hızının artmasıyla nesnelerin interneti daha fazla makine ve nesnede kullanılacak. Firmaların üretim, tedarik ve bakım gibi süreçleri daha da otomatikleşecektir. Dinlediğiniz bu bölüm Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Dijital Dönüşüm adlı kitaptan alınmıştır. Daha fazla bilgi için bu kitabı internet üzerinden satın alabilirsiniz. Kitabın tüm telif hakları ve gelirleri yazarı Hayri Cem tarafından Darü'ş-Şafaka Cemiyeti'ne bağışlanmıştır.